Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Dün çok yoruldum. O yüzden erken yattım. Saat 9-10 gibi. Saat 1.3-2'de bir, bir kalktım. iki saattir slaytları hazırladım. Kafamda konuyu toparladım. Svatta görüyorsunuz, sabahın dördü Sizin için batmamanız için. Sürekli kazançta çıkmanız için video hazırlıyorum. O yüzden bir beğeniye basın, bir yorum yapın. Benim sayemde zarardan kurtuluyorsanız da, para kazanıyorsanız da katıldan bir zahmet. Gönlünüzden ne kopuyorsa destek verin. Bakın sizden önce para istemiyoruz. Önce zarardan kurtulun. Önce kar edin. Sonra kadir şinaslık gereği gelin bu adama da katkınızı yapın. Şimdi arkadaşlar Gerçekten hayati bir konuya değiniyorum. En önemli konu paradır. Nasıl en önemli konu? Yani siz iş alanında, borsada veya başka bir yerde hayatınızı sürdürmek için iyi paralar kazanmanız lazım. Kazandığınızı kaybetmemeniz lazım. Eğer e, bu eğitimi bu para kaybetmemeyi, paranıza para katmayı önemsiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Karlı çıkacaksınız. Kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu Charles Ponzi 1910 yılında saadet zinciri kurarak arkadaşlar e, bir dolandırıcılık sistemi geliştirmiş. Bu dolandırıcılık sisteminin Ponzi e, bu şekilde piramitleri var. E, anlatılıyor. Tamam mı? E, Ponzi saadet zinciri derseniz yeterince bilgi bulabilirsiniz. Anlamıyorsanız da arkadaşlar bu Ponzi sisteminde e, şurada Babil 2. bölüm kolay yoldan para kazanmak. E, İrfan anlatıyor tahtada. İlfan'ın para derslerini 15 dakikalık izlersiniz. Paranın kokusunu alıyor musunuz? <laughs> Videolarını izlersiniz. Saadet zinciri neymiş? Ponzi sistemi neymiş? Anlarsınız. Şimdi nedir bu arkadaşlar? Ben ne anladım? Bu arkadaşlar üretime dayanmayan altı boş sistem demektir. Yani ben iki kişiyi kandırıyorum. Onlardan para alıyorum. Ne kadar para alıyorsam onun bir kısmını onlara geri veriyorum. Onları parayı çalıştırdığıma ikna ediyorum. Daha sonra bunu onlar çevresine anlatıyor. Oradan gelen paralarla sürekli zincir büyüyor. Büyüdükçe arkadaşlar ben param artıyor. Çünkü bir kısmını geri dağıtsam da gelen gidenden fazla olduğu için Sürekli param artıyor. En sonunda da parayı alıp kaçıyorsun. Türkiye'de defalarca bu oynandı. Oynanıyor. İsimleri değiştiriliyor. Ee, i̇nternet, marketing sistemi adı altında e, mavi yumurta, kırmızı yumurta, tosuncuk ve benzeri e, bilgisayar e, gibi bir sürü saçma sapan şeyle sizi kandırıyorlar. Eğer bir üretim yoksa, bakın, eğer bir üretim yoksa eğer bir üretimle dağıtılan para arasında bir orantı yoksa bu Ponzi sistemidir. Eninde sonunda batar ve zincire geç kalanların hepsi batar. Uyanık olacaksınız arkadaşlar. Borsa arkadaşlar bu açıdan Ponzi sistemine dönmüş yıllarca Amerika'da çünkü Amerika'da çok eski İngiltere'de, Hollanda'da yani 1600 yılında Hollanda'da bu Ponzi benzer yani e, lale soğanı çılgınlığı olmuş. Orada insanlar batmış. İngiltere'de güney e, deniz ticareti çılgınlığı olmuş. Orada insanlar batmış. Amerika'da defalarca değişik isimler altında e, yani 1920'den sonra hisseler şişmiş. Hücum etmişler. 1930 kriz çıkmış. 2 dünya savaşından sonra 1960'larda olmuş. İşte 1970'lerde batmış filan. Sürekli tabi Amerikalıların tarihini henüz bu kitapları tam bitirmedim. Ama e, bu borsayı incelediğimiz zaman dünyada bu e, Ponzi sistemine benzer hisselerin ederinin üstünde fiyatlandığı ee, ederin 10 katı, 20 katı, 50 katı verildiği zaman e, firmalar da bu karlılık oranına ulaşamadığı zaman tepe takla oluyorlar. Ulaşanlarda sıkıntı yok. Onun için arkadaşlar <laughs> unutmayın e, borsa Ponzi sistemi değildir. Ama siz gidiyorsanız bir firmanın e, ederin kat kat üstünde değer veriyorsan 10, 20, 50 kat değer veriyorsanız ve bu firmada <laughs> Yani bu sistemi anlamanız lazım arkadaşlar. Ben şimdi size hesap kitaplar üzerinde de gösteririm. Önce bir mantığını anlayalım. Borsa nedir? Bir firmaya ortak olmaktır. O zaman firma kar etmelidir. Kar payı dağıtmalıdır. Kar payı dağıtmıyorsa bile öz kaynakları artmalı ki sizin de hissenizin değeri artmalıdır. Bunu her zaman bir bakkal üzerinden anlatıyorum. Bir bakkala 500 bin liralık bir bakkala 10 kişi ortak olmuşsanız, her biriniz 50 bin lira vermişseniz arkadaşlar bu bakkala ikinci bir kişi alacaksanız değil mi? O da 50 bin koyacak. 550 bin olacak. Bu şekilde. E, oraya mal koymanız lazım. Ama siz gidip de 500 bin liralık bir bakkalı 5 milyardan alıyorsanız bakkalın da bu karı yapıp oraya mal doldurma ihtimali yoksa, paranızı geri almak istediğinizde geri alamazsınız. O 500 bin liralık malı satsa e, yani yani kime yetecek? 10 kişi bir bakkal kuruyor. Borsa o hale gelmiş yani. O halde hep kriz yaşanmış. 500 bin liraya bir bakkal kuruyor. Diyor ki biz çok kar edeceğiz. E, hadi gelin bize ortak olun. dışarıdan da 5 milyon para topluyorlar. Ama asla o 5 milyonu kar edemiyorlar. Onlar paraların gitti, geri istediği zaman da batıp gidiyor. Onun için arkadaşlar ortak olduğunuz firmanın geçmişinin iyi olması lazım. İşinin iyi olması lazım. Gelecekte de işinin iyi gideceğine dair bilgilerimizin olması lazım. Dolayısıyla piyasa değeriyle arkadaşlar öz kaynakları bugünkü yapısı arasında uçurum olmamalıdır. Olsa bile yaptığı arge ile yaptığı inovasyon çalışmasıyla yaptığı yatırımla yaptığı ticari anlaşmayla e, bu satışlarındaki patlama karlarındaki patlama atıyorum piyasa değeri 2 milyar. Ama adamın 100 milyonu var. Senede 200-300 milyon 400 milyon kar etme potansiyeli olmalı ki 3-5 yılda bu aradaki farkı kapatmalı. Bu olmadığı zaman arkadaşlar e, siz 100 milyonluk firmaya 2 milyar veriyorsanız eninde sonunda o düşer yani. Batarsınız. Yani sosyal medyada birbirini popolayarak, sürekli hisseyi pazarlayarak, teknik analizat çizgileri ha şuraya geçecek bir kazma sapı koy üstüne. Biraz daha gidecek bir kazma sapı. Sürekli kazma sapları kadar, bayrak direkleri kadar gitmiyor. Yani o zaman bir çizgi çiz, üstü bir çizgi, üstü bir çizgi. Böyle kazma sapları kadar merdiven gibi sürekli gitsin yani. Öyle bir şey yok. Bu o zaman sade zinciri olur öyle bir şeyin olması için ona göre de karlarını sürekli katlayarak gitmesi lazım. Dediğim gibi ben size birkaç hisse üzerinden gösteririm arkadaşlar. Onun için eğer hisse arkadaşlar büyüyecekse de en de sonunda yukarı gider istedikleri kadar baskılasınlar. Eninde sonunda insanlar onun kar ettiğini, ucuz olduğunu keşfederler ve giderler. Enka uzun süre gitmiyordu mesela. e 5 liradan 9 liraya şimdiden geldi bile. Neredeyse %100 yüz yaptı bir yılda yani. Ben 6-7 ay önce 5 liraya analiz ettim. Yani baskılanan bir sürü hisse eninde sonunda çıktı. Çok yukarı giden bir sürü hisse de tepe takla aşağı geldi. Onun için bunu unutmayın. Bir hisse ederin altındaysa, ise, kar ediyorsa, karları artıyorsa hisse de yukarı gidecek. Birisi de ederinden çok çok uzaklaşmışsa Tepe tepetakla düşer, ederine gelir. Ya da karlarını oraya çıkarmak zorundadır. İşte arkadaşlar az önce de anlattığım gibi dünyada borsalar niye devam etmiş? Ponzi sistemleri gibi kapatılmamış, kapılarına anahtar vurulmamış borsaları. Dünyada insanlar borsada zengin olmuş. Warren Buffett'lar zengin olmuş. Peter Lynch'ler zengin olmuş. Bir sürü insan borsalarda dünyada zengin olmuş. Eğer doğru firmada yatırım yapmışsanız, o makul bir fiyattan almışsanız, onun da karları artıyorsa, kar payı dağıtıyorsa, dağıtmıyorsa bile hissenin değeri sürekli yukarı gidiyorsa beklerseniz kar edersiniz. Bunu arkadaşlar çok basit bir örnekle anlatayım. E, şehrin göbeğinde köşe başında bir arsanız varsa durdukça değer kazanır. Diyelim ki e, sürekli sattı insanlar. Diyelim birisi 1 milyona sattı. Diğerini kazıklamış mı olur? Hayır. Diğeri de 2-3 yıl, 5 yıl bekler. O da 2 milyona başka birine satar. Yani ben 1990'dan beri aklım ermeye başladığından beri sürekli iyi yerlerdeki tarlalar, arsalar, köşe başındaki dükkanlar değer kazanmıştır. 2 milyona alan 2-3 yıl, 5 yıl bekler. 3 milyona satar. O bekler. 5 milyona satar. İlk baştaki hiç satmasaydı, bekleseydi o da 5 milyona satabilirdi. Hisseler de böyledir. Yani sen 2 liradan alıyorsun 3 liraya veriyorsan bir zaman geçmesi lazım. 3 liradan alan 5 liradan veriyorsa bir zaman geçmesi lazım. Her 1 liradan 5 liraya gelen ponzi demek değildir. Her 5 liraya gelen geri 1 liraya düşecek demek değildir. Ama e, gidip de verimsiz bir yerde 10 dönüm arazi alırsan, oradan ürün elde edilmiyorsa, insanlar oraya ilgi göstermiyorsa, dağ başında bir yerse, susuz bir yerse, oradan hiçbir verim alınamıyorsa, e sen ne yapacaksın onu? Yani oraya insana bir katkı sunmuyorsa, durdukça 100 bin liraya aldıysan, 100 bin olarak kalır. 10 dönümü aldın 10 bin liradan ha ucuz dediniz, burada dönümü 5 bin, orada 10 bin lira, e sen ucuzda da alsan, bunu satamaz, elinde patlar. Yani sen Birini kandırdın işte buraya Buradan yol geçecek Buradan e, Bir şey olacak dediğin zaman e, O olmadığı zaman Elinde sonunda yalan ortaya çıkar e, O e, kandırıp 200 lira verdiğin adam onu geri 100 liradan Ancak satabilir Bu Borsalardaki krizler de budur Yani sürekli hayal satıyorlar Ponzi'deki gibi Sürekli birbirini pohpoluyorlar Sürekli hisseleri yukarı çekiyorlar ama çoğu çoğu bu hızla büyümüyor. Onlar hızlı kısa sürede çıktıkları için onlar geri düşecektir ve zarar edeceksiniz. Siz siz olun arkadaşlar öyle her gidenin arkasından koşmayın. Bunun için arkadaşlar firmayı doğru firmayı doğru hisseyi seçmemiz lazım. Hisseyi de doğru fiyattan doğru zamanda almak lazım. Yani bazen firm, e, hisseler e, endeksleri düşüyor, dünya endeksleri düşüyor. Herkes hisse satarken orada almanın bir mantığı yok. Orada bir surula, suların durulması lazım. Bir puslu havanın dağılması lazım. Geri yukarı dönüşü gördüğün zaman doğru hisseleri alın fırsatıdır. Ama e, his, hisseler çılgınca yukarı gidiyor. Hisseler e, 3-5-10 katına çıkmışsa da orada da satmasını bilmen lazım. Ne kadar doğru firmada olursan ol, o da mutlaka bir düzeltme yapacaktır. Alttan alanlar, ucuzdan alanlar satacaktır. Satmasını da bilmek lazım. O yüzden diyoruz ki asla karabalıkların peşinde bilinçsizce gitmemek lazım. Yani karabalıkların arkasında gidebiliriz, gitmemiz lazım. Yani yazın herkes dondurma satıyorsa, biz gidip kestane satarsak saçma bir şey olur. Herkes dondurma yiyor kardeşim. Kışında herkes kestane satıyor biz dondurma satmaya kalkarsak yine yanlış olur. Onun için ne yapmamız lazım? Yani ne satılıyorsa ona e, iştirak etmemiz lazım. Borsada da bazen gıda firmaları ilgi görüyor. Ama biz gidip de 50 kat olan gıda firmasını almamamız lazım. Ha biz dipteyken almışsak yukarı gidiyorsak bırakalım gitsin. Karımızı yeterince yeterli gördüğümüz yere kadar taşıyalım oradan satalım. Ama gıdalar gidiyor diye rastgele gıdaya atlamanın bir anlamı yok. Ya da işte çimentolara e, alınıyor. Ya ben çimento almam ya. Ekonominin ne olacağı belli değil demenin bir anlamı yok. Gidiyorsa sen de e, incelersin 10 tane çimento firması. Hangisinin büyüme potansiyeli fazlaysa. Hangisi ucuzsa. Hangisi daha çok gitmemişse. E, onu alabilirsin. Ona iştirak edebilirsin. Ama bir tanesini önden örnek olması için almışlar. 50 kat yapmış. Gidip onu alırsan batarsın yani. Onun için arkadaşlar yani e, ne kalabalıklara karşı ne de karabalıkların tersine e, ne de tam birlikte hareket etmek lazım. Yani e, karabalıklarla birlikte hareket etmek lazım ama bilinçli hareket etmek lazım. Bunun için arkadaşlar firmayı tanımak gerekiyor. E, resmi evrakları baz almak gerekiyor. Yani kap haberlerini kamu aydınlatma platformudur bu. Baz almak lazım. Iıı e, firmanın e, bilançolarını baz almak lazım. Firmanın hazırladığı faaliyet raporlarını baz almak lazım. Ve hisseye değer biçmesini bilmek lazım. Eğer bunları bilmiyorsanız arkadaşlar e, zarar edersiniz, batarsınız. Buradan ben birkaç tane örnek göstereyim. Bu kesinlikle alsa tavsiyesi değil arkadaşlar. E, sadece geçmişte olmuş ya da buradan buradan da göstereceğim o bir taraftan daha gö güzel gösterir. O bir taraf dediğim neresi? Evet, e, gelirsiniz, İrfan'ı dinlersiniz arkadaşlar. Saadet zincirini e, Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar Trading Wife bedava şey yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Vallahi ne yapacağınızı ben de bilmiyorum. Yani niye böyle olduğunu da bilmiyorum. Ha oldu. Şimdi arkadaşlar kesinlikle alım satım tut tavsiyesi değil. Bakın. Demedi demedi. Biz burada geçmişteki bir olayı anlatacağız. Örnek olması için. Bir de becerebilirsem değişmiş bu. Ee, nasıl yazılıyor acaba? Şuradan önce bulalım kodunu. Kodunu bile yazmayı bilmiyor. Adam ders vermeye kalkıyor. Bak şimdi itibarım bitti. Artık kimse seni ciddiye almaz. Almazsan alma ya. Biz Evet şurada neredesin? Ha, B Ferrant. boş frame. Bakalım. Evet. internet mi yok? Çıkmıyor çıkmadı. Önceden bunu hazırlamadım. Grafik göstermeye düşünmüyordum ama. Buffer'ın Buffer arkadaşlar çıktı burada da orada çıkmadı. Burada çıkıyor arkadaşlar. Yalnız burada e, şunu tam gösteremiyorum. Tamam mı? Bu B freni şuradan çıkarırsam daha iyi olur. Evet. Şurada bir yerde isim değiştirebilmek lazım. Ben buna üyeydim. Burada benim şeyim vardı ama kaldırmışlar. Kim niye kaldırmış onu bilmiyorum yani. Sohbete gelmiş. Heh. Çocuklar oynayınca işte buldum. Çok şükür. Boş fren sistemleri arkadaşlar. Ha şuraya geldi. Şimdi bunu arkadaşlar haftalığa çeviriyoruz. Bak bunu böyle komple değiştirebiliyoruz. Değiştirdiğimiz zaman e, geçmişe gideriz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu 2008'e kadar gösteriyor tabi. Bize e, bazen 2098'e kadar gidiyor. Bize 2004 yılı lazım. Ama bu 2008'e kadar gideriyor, gidiyor. Ben buradan göstereyim size arkadaşlar. Şunu ortaya koyayım. Buradan okursunuz rakamları. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000. 1 Nisan 2004'te 19. Yani kapanış 20 lira 20.80 kuruş. 19.84 20.80 yapmış. 1 Nisan 2004'te. Yani 20 lira baz alırsak 1 Ekim'de 6 ayda arkadaşlar 522 liraya gidiyor. 522 lira. 20 liradan 520 liraya giderse kaç lira olur arkadaşlar? 26 kat olur. Ondan sonra görüyorsunuz şuradan oynatayım. 1 Haziran 2020'ye kadar en yüksek gördüğü e, arkadaşlar 320 lira. Ya ondan önce hatta e, 2019'a kadar 200 lirayı bile geçmiyor. Ya şurada en yüksek gördüğü 200 lira. 2011'de bir 200'ü görüyor. Ondan sonra tekrar düşüyor. 2019'a kadar 200'ü geçmiyor. Yani e, 520'den düşüyor ve e, 2004 2019 dediğimiz zaman 15 yıl boyunca bir daha gitmiyor. Niye? Yani böyle bir yükselişe edecek muhtemelen bir karlılık olmamış. Olmadığı için de ben bir hisse çoğu insanda bu var. Ben bunları birazcık anlattığım zaman ben bu hisseyi alırım beklerim kazanırım. Bakın piyasada tahtası kapanan arkadaşlar şey var en az 100 tane hisse var. Kapanmayıp da e, zararda bekleyen bir sürü hisse var da bunlarla ben işlem yaptığım için, bunlarda beklediğim için bunları tanıyorum, biliyorum. Bunları örnek olarak gösteriyorum. Bunlar zannediyor ki işte zarar edenler de çıkıyor diyor. Bazıları beni arıyor telefonla. E, sen diyor boş boş konuşuyorsun. Kim boş konuşuyormuş? Şimdi arkadaşlar bu bunu da ortaya alayım. Bakın şu gözünüzün önünde dursun. 99 yılında. E, bu ışıklar enerji holding. Görüyorsunuz. 80 kuruş. Kapanış 83 kuruş. Ondan sonra bakın 2000 yılında 7.87'yi görmüş. Gördünüz mü? 7.87 31 Ocak 2000'de. Yani 7 kat gitmiş. Bakın ondan sonra e, böyle bir rakam yok. Daha sonra aynı hareket 2006'da da yapmış. 3.70'e gitmiş. Tekrar düşmüş benzeri hareket 2011'de yapmış 320 netleştireyim 532'ye gitmiş. Ondan sonra tekrar düşmüş. Şimdi grafik burada. Burada görüyorsunuz. Açarsınız, bakarsınız. Biz burada resmi evraklara dayalı konuşuyoruz. şimdi buraya yazarsınız arkadaşlar. Türkiye'de borsada tahtası kapanan firmalar. Bakalım çıkabilir mi? Çıkarabilir miyiz? E, 26 yılda 51 şirketin tahtası kapatıldı diyor. Görüyorsunuz. İşlem sıraları kapatılan hisseler SPK, PDF varmış burada arkadaşlar. Borsa gündemde varmış. E, tahtası kapanan hisseler arşiv. Bunları e, incelediğiniz zaman arkadaşlar e, bir sürü hissenin de tahtasını kapattığını, yani batıp gittiklerini görürsünüz. Burada ismi geçiyor. Şimdi tek tek bunları e, şey yapmayayım. Bu da SPK 100 sayfa. Bunu arkadaşlar önceden okuyup hazırlık yapmak lazım. Benim araştırma sistemlerini gösteriyorum. Kendiniz araştırırsınız. Bunları şey yapacak halim yok. Hepsini Bakın burada 85 hisse kapanmış diyor. 85 hissenin tahtası kapanmış. Ben öyle bir hisse alırım, beklerim, kazanırım grafikte gösterdim. Mümkün değil. Öyle kısa sürede 7 kat, 10 kat, 50 kat, 100 kat gidenler bunun altını karlarla doldurmuyorsa bakın tek tek burada var arkadaşlar. Sayfa sayfa. Burada isimleri geçiyor. Sol tarafta. Ee, buradan araştırırsınız bakın e, 55 ise 400 bin yatırımcı mağdur oldu bak borsa'da o yüzden kumardır diyorlar O yüzden insanlar gelmiyor ama burada tabi sistemin hataları çok ama küçük yatırımcının da hataları var yani hisselerinin isimleri burada Şimdi bu sistemi çözmek için arkadaşlar ben o yüzden defalarca e, web sayfası resimleri gösteriyorum. E, e, ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bunu benim ben bununla mı yatırım yapacak diyen dangalaklar. tamam mı? Onlar dangalak. İşte bununla yatırım yapılır arkadaşlar. Gelirsin, e, şişe camın web sayfasına resmi sayfasına girersin. Tamam mı? Bunun menüsünden bak şu çizgilere bastığın zaman hakkımızda açarsın, okursun. Bak tarihçe burada. Bak bir sürü yazı var. Bunu korcalarsın. Firmayı buradan tanırsın. Ve 1934 yılında e, açılmaya başladığını, dolayısıyla 2. Dünya Savaşı, 1960 ihtilalini 1900 74 Kıbrıs 1980 12 Eylül 1990 krizleri 2001 krizi 2008 krizi 2013 krizi 2017 krizi 2020 krizini atlattığını ve bu firmayı burada tanırsın yani. Bunu tanıdığın zaman en azından batmayacağını öğrenirsin. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bakarsın bakabilirsen olmadı. Şişe burada varmış. Durum bak bu durum bu matris verilerini BIST'ten alıyor. Resmi veriler burada sahtekarlık yapmaları mümkün değildir. Belki karları göstermeye farklılıklarını geç girebilirler bedelli yaptığı zaman ama buradan yanlış bilgi giremezler. Buradan da arkadaşlar bakın öz sermayesi bir firmanın bütün varlığını gösteren defter değeri öz sermayesi eşittir birbirine. Yani o da budur. 22 milyar öz sermayesi var. Piyasa değeri de burada yazıyor piyasa değerini kendiniz de bulabilirsiniz. Bu formüller uzun anlatmak istemiyorum. Bu hazır olduğu için e, burada var. Eğer bilmiyorsanız da e, ödenmiş sermayesini güncel fiyatla çarparsınız. Piyasa değerini bulursunuz. Şimdi bunun arasında uçurum olduğu zaman piyasa değeri bölü defter değeri her yerde var. P'de bölü D'de bak 1.12. 1 12. bir ise ederidir. Bizden uzaklaştı da 2 ise ederin 2 kattı. 50 50 katıdır. Tabi her zaman e, firma incelemek bu değildir. Bunun kitabı bilgilerin yetersiz olduğunu söylüyoruz. Yani firmanın ileride yapacağı işler çok önemli. Büyüme, yatırım, inovasyon, ticari anlaşma. Yani şuradaki net karı etkileyecek şeyler varsa e, gerçek anlamda resmi olarak bu öz kaynakları bu piyasa değerine çıkacaktır. Eğer bu üçlünün ilişkisini bu dörtlünün yani sermaye, öz piyasa değeri, net defter değeri, P, D, F, K. Bunları okuyamıyorsanız arkadaşlar hisseye değer biçmesini bilmiyorsunuz. Ee, bunların ötesinde de gelecekte ne olacağını öğrenmek istiyorsanız e, sosyal medyada değil de kap e, mobile e, yazacaksınız. Bakın bizde kap mobile var. Neredesin kap mobile? Bakın burada kap var. Buradan arkadaşlar e, kamu İstanbul yani biste bağlı bu merkezi kayıt kuruluşu. Buradan ilgilendiğiniz bakın finans raporları, faaliyet raporları, e, şirketler kısmına gidip biz şirketleri kısmından ilgilendiğiniz endeksler, hisselerle ilgili açarsınız. E, buraya resmi olarak gelen ee, şey yaparsınız, ee, bilgilerden hissenin ne olduğunu anlamaya çalışırsınız. Ya da e, şişe diyelim, buradan e, yatırımcı ilişkileri bölüme girip, buradan da faaliyet raporu bazılarında var, bazılarında yok. Yani bir şekilde yatırımcı ilişkilerine ulaşıp, ulaşıp ondan sonra faaliyet raporunu okumamız lazım. Ya KAP'tan, ya KAP Mobile'dan ya da KAP bu şekilde ya da e, web sayfasında yani bir firmanın kendi web sayfası var. Örneğin Sasa dediniz. Hemen size e, Sasa çıkar. Bu Sasa polyester firmasına gidersiniz. Arkadaşlar e, yatırımcı ilişkileri bölümü e, yatırımlar oldu. Bu yatırımcı ilişkileri buradan raporlara bakın. Kurumsal e, denetçi raporları e, faaliyet raporları Buradan açarsınız. Firmanın geleceğini resmi ağızlardan öğrenirsiniz. Bunu da bilmiyorsanız bakın şurada telefonu var. Telefon edersiniz. Yatırımcı ilişkileri bölümüne sorarsınız. Bana, ona, buna sorarak ise öğrenilmez. Yani kısacası bu firmaya ortak olduğunuzu e, bilmeniz lazım. Bu firmanın da e, değer biçmesini bilmeniz lazım. Piyasa değeri nedir? öz sermayesi nedir? Bu ilişkiyi bilmeniz lazım ve yaptığı karlarla bunun altını doldurabiliyor mu dolduramıyor mu onu bilmeniz lazım. Onu bilmeden hisseyi aldığınız zaman daha bu sene 50 kuruştan 1.700'e gidip de kısa sürede yüzde %200 prim yaptığı halde tahtası kapanan vardı. Bir tanesi 1.400'de 2.200'e gitmişti bir ay gibi bir sürede onun tahtası kapandı. Yani borsada oyunlar bitmez. Değer biçmesini bilmeden her uçan kaçanın peşinde koşarsanız çizgilerle, kazma saplarıyla e, ne bileyim e, sosyal medyadaki e, ha, uçuyoruz, alıyoruz, tavan yaptırıyoruz söylemleriyle e, hisse alırsanız e, zarar etme olasılığınız çok yüksek. E, dünyada 400 yıldır bu borsa var. Bu borsada zengin olan milyar dolarlar kazanan Warren Buffett gibi insanlar var. Bir de batan, mağdur olan e, haberlerden görüyorsunuz. 400 bin kişi mağdur. Tahtası kapanan 85 tane hisse var. Ve 20 yıl boyunca e, gitmeyen hisseler var. Öyle bir hisse alırım beklerim demekle olmuyor. Benim kanala abone olun. Öğrenin bu iş. Batmayın. Evet gösterdiğimiz hisseler bu arada alım satım tut, tavsiyesi değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Biz burada bakın Ponzi sisteminden zarar etmeyin diye bilinçlendirme eğitimi yapıyoruz.